Afiyet olsun Halide Hanım. Başka bir şey daha ister miydiniz? Sağ ol Gülizar, gidebilirsin. Kahvaltı da etmediniz, size bir şeyler hazırlasam. Gülizar sağ ol, gidebilirsin dedim. İyi günler Halide Hanım. Bakıyorum da keyfin yerinde. Parayı buldun zar. Henüz bulmadım ama bulacağım. Vade yarın doluyor. Belki unutmuşundur. Onu demeye geldim. Yeter artık. Defol git buradan. Yoksa polis çağıracağım. Kimi çağırırsan çağır. Ama yarın geldiğimde para hazır olmazsa... olacakları biliyorsun. Bırak onu. Denemiz sen. Sen de kimi kolluyorsun karar ver artık. Serap'ı mı? Halide'yi mi? Seni bir daha burada görmeyeyim. Bas git şimdi. Yediğin dayağı unuttun galiba. Ben unutmadım. Ama sen unutmuşsun herhalde. Ramazan'ında Halide'nin de kılına zarar verirsen seni gebertirim. Bak hele. Sen kiminle aşık attığını daha bellemedin. Ama belletirim elbet. Elinden geleni ardına koma. Hayırlı günler Halide Hanım. Yarın görüşürüz. Seni anlamıyorum Kemal. Hiç anlamıyorum. Bütün bunların başıma gelme sebebi sensin. Şimdi niye beni korumaya çalışıyorsun? Ben seni korumaya değil, ikaz etmeye geldim Halide. Bu adamların şakası olmaz. Benim ve Güllü'nün başını yeterince belaya soktun. Şimdi de Ramazan'a ateş atıyorsun. Bütün bunları isteyerek yaptığımı mı sanıyorsun? Ben o adamı öldürmek zorunda kaldım Kemal. Buna mecbur kaldım. Ama senin yüzünden Ali İhsan da öğrendi. Bütün bu olanlar seni de alakadar ediyor. Bunlardan sen de mesulsun. Kemal. Kemal. Her şeyi unutabilirim. Beni Serap'la aldattığını, ihbar ettiğini, hapse attırdığını. Tek bir defanın hepsini unutabilirim. Sana ihtiyacım olduğunu anlamıyor musun? Yalnızım Kemal.
bu adam Ramazan'ı öldürebilir. İstediği parayı yarına kadar temin etmem mümkün değil. Kemal, nereye gidiyorsun? Jandarmaya. Birilerinin o adama mani olması lazım. Hadi sen de içeri gir. Kapıyı da kimseye açma. Jandarmaya gidip ne diyeceksin? Ha, ne söyleyeceksin? İhsan denen o adamı hemen tutuklamanız lazım. Sebep? Eğer tutuklamazsanız o herif Ramazan'ı öldürecek. Nereden biliyorsun bunu? Biliyorum işte komutan. Acele tedbir almazsanız kan dökülecek. Kemal, henüz işlenmemiş bir suç için hiç kimseyi tutuklayamam. Kanunda böyle bir yasa yok. Yani o herifi tutuklamanız için illa Ramazan'ı öldürmesi mi gerekiyor? Herif Ramazan'ı açıkça tehdit ediyor. O halde neden Ramazan'ın yerine sen şikayetçisin? Gelsin, kendisi dilekçe versin savcılığa. Gerçi yine de bir faydası olacağını sanmam. Kanunlar böyle. Ortada suç yoksa hiç kimseyi tutuklayamam. Hiçbir şey yapamaz mısınız? Maalesef. Güllü. Çekil önümden. Ne oluyor Güllü? Çekil önümden dedim sana. Neyin var senin? Seni görmek istemiyorum. Çekil git. Ne olduğunu söylemeden hiçbir yere çekil. Sen bilirsin. Var burada. Güllü, in aşağı. Hayır. Güllü, aşağı inmezsen sabaha kadar gitmem. Ne işin var senin bu saatte burada? Uyku tutmadı. Konuşmamız lazım. Ama ben seninle konuşmak istemiyorum.
Çek git. Güllü. Konuşmadan şuradan şuraya gitmem. Seni Halide ile gördüm. Sarılmıştınız. Bu yüzden mi kızgınsın? Ben kızgın falan değilim. Sen hem beni sevdiğini söylüyorsun hem de gidip o kadına sarılıyorsun. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Güllü bir dinle. Evvela ben Halide'ye sarılmadım. O bana sarıldı. Ne fark eder? E susmasan izah edemem ki. Güllü. Sabah Ramazan bana geldi. Onun da Halide'nin de başı belada. Halide'nin başının belada olması seni neden alakadar ediyor acaba? Çünkü Ramazan'ın hayatı mevzu bahis. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.